İkinci örneğimiz şu şekilde. Soruyu yapabilmek için öncelikle soruyu çok iyi anlamanız lazım. Sorumuz şöyle. 50 kW 240 voltluk serbest duyarlılığında bir doğal akım jeneratörü. Şimdi makine aldınız, etiketi var üstünde. Diyor ki 50 kW 240 volt. Demek ki bunlar bunun nominal değerleri. Bu değerlerde çalışmak üzere imal edilmiş. Yani P nominal 50 kW, V nominal 240 volt. Yani terminal yerine bile 240 voltta çalışacak şekilde yapılmış. Yine serbest duyarlılığı doğal akım jeneratörü. Daha doğrusu su da diyorum. Serbest duyarlılığı doğal akım jeneratörü. Endüğü direnci RA eşittir 0.02 ohm olarak verilmiş. Jeneratörün anma yükünde anma gerilimi, jeneratör anma yükünde anma gerilimini üretir. Evet, demek ki pek çok şart birlikte sağlanıyor. Anma geriliminde anma akımında anma gerilimini üretiyor. Şimdi bunu söyleyince ben direkt dış karakteristiği hatırlıyorum arkadaşlar. Dış karakteristik biliyorsunuz şöyle IA ve terminal gerilimi. Serbest duyarlılığı jeneratörü yüklediğinizde bu şekilde şöyle düşüyor. IA nominal akarken burada da V nominal olacak anlamına geliyor. Bunu söylüyor. Evet, bu zaten genel olarak böyledir. Evet, ama özel olarak belirtmiş. A şıkkında neyi soruyor ona bakalım. Anma yükündeki endüğü EV2'li ve endüğü akımını hesaplayınız. A. Anma yükünde yani nominal yükte EA ne olacak ve IA ne olacak? Endüğü akım ne olacak? Hemen serbest duyarlılığı jeneratörünün yine çok kolay yapısı hatırlıyoruz. Şöyle bir şeydi. Yani kısacası şuradan akan IA akımı dışarıda bir yük varsa yük bu aynı zamanda yük akımına eşit. IA'nın yük akımına eşit olduğunu görüyorsunuz. Hani çölde falan olmayabilir. Çünkü bu da çekilir. Bu dışarıdan geliyor. IA eşittir öyle. Eyvallah. Anma yükü diyorsa anma geriliminde anma akımı ne zaman akar? Anma gücünde akar. Yani anma geriliminde anma akımı demek anma gücü demek. Anma gücü demek. O zaman anma gücü var zaten burada. 50 kW. O zaman IA'yı hemen bulabiliriz. IA ki kendisi nominaldir. P nominali. Burada soruda bir şey daha vurgulamakta fayda var. 50 kW deyince makineden ne çıkıyorsa onun anma gücü anlatılıyor. Jeneratör dediyse 50 kW nominal çıkış gücü. Motor demiş olsaydı 50 kW mekanik çıkış gücü diyecekti. 50 kW burada jeneratör olduğu için elektriksel çıkış gücüdür. Bunu vurguladıktan sonra P nominal bölü V nominal yani 50.000 bölü 240 volt o da eşittir 208.33 amper olarak bulunur. Sorulanlardan bir tanesi bu. Sırada EA var. EA'yı nasıl buluruz? EA'yı bulmanın unutmayın. Yolu genellikle çevre denklemine yarayacak. Şurada bir Kirchhoff çevresi var. Şu şekilde bir Kirchhoff'un gerilimler yasasını tatbik etmemiz lazım. Çok basit. Hemen tatbik edelim. Şuraya yapıyorum. Endüklenen EMK EA eşittir. Şunun içinde artı eksi EA. Burada VA var. Endüklenen EMK eşittir. Şuradaki gerilim düşümü artı terminal gerilimi. Terminal gerilimi de şurada.
Evet. Onu herkes biliyor. Ama jeneratörde motorda akım yön değiştirdiği için bunda ufak değişiklik oluyor. Evet. Şimdi bu denklemde alma değerleri var. Bunları taşıyabilirim de taşımayabilirim de alma akımı, alma gerilimi. İsterseniz burada EA'nın alma değerindeki değeri demiş olalım. Alma çalışmasındaki değeri demiş olalım. Bunu hesaplamak artık kolay. 208.33 amper çarpı RA'yı vermişti. 0.02 amper ve 10 özür. Artı terminal gerilimi, alma gerilimi diyordu 240 volt. 240 volt. Buradan EA'nın nominal çalışma şartlarındaki değeri 244.16. Şimdi bak kontrol edecek bir şey çıktı. Bunun şebeke geriliminden büyük olması lazım, terminal geriliminden. Neden? Burada daha büyük bir EVK olsun ki akım sağ tarafa doğru aksın. Olmaz. O zaman motor çalışır. Motor çalışır. Kuyudur. Jeneratör dediği için acaba yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım? Çelişkin olur ya her zaman. Bunun büyük olduğunu kontrol ettiğinizde doğru yolda olabileceği konusunda sana teminat sağlar. Hocam bu 4.6 kontrolde sahibine ne düşebilirim değil mi? Evet, şurası. Şurası sahibine düşüyor, evet. 4 fark var. 4, 240 burası, şuradan göstereyim. 240 burası, burası 244, şurası. Demek ki 4 volt civarında da burada düşüyor. Dört volt civarında da endüvi direncinde düşüyor. A şıkkını çözdük. Gördüğünüz gibi yine aynı formüller. Ne ilave var? Alma şartlarını iyi okuyoruz. Etiketteki değerleri iyi okumamız gerekiyor. Şimdi gelelim B sorusuna. B'den iyi soruya bakalım. Şöyle temizleyeyim. B şıkkında eğer çıkış gerilimi 240 voltta sabit tutulup çıkış gerilimi 240 voltta sabit V eşittir 240 volt sabit. Bunun yanında yük gücü 45 kW'a düşürülürse TL yükün gücü 45 kW'a düşürülürse böyle bir durumda endüvi EVK'sı ne olur diyor. Bu şartı sağlamak için EA ne olmalıdır? Şimdi burada ne yapılıyor? Bakın. Makine devir sayısı değişmemiş. Terminal gerilimi değişmemiş. Ama yüke verdiği güç değişiyor. Demek ki yük değişiyor. Zaten bir daha okursanız yük gücü 45 kW'a düşürülürse. Yani burada jeneratör var. Burada yük var. Yükte birileri bir şeyler yapıyor. 55'ten 45'e düşürülüyor. Yerim hala 240 volt ama demek ki akım azalacak. Yüke verdiğiniz akım azalacak. Böyle bir şeyi görmeniz gerekiyor. Hemen çözelim. Yine yükün gücünü yazalım. Yükün gücü eşittir. Şuraya yazmış olayım. Yükün üzerindeki güç, buna ben P-Load diyorum. Şunun üzerindeki güç. Yükün üzerindeki güç eşittir. Terminal gerilimi çarpı yükün akımı olsun. Terminal gerilimi 140 volt. Akımın ne olduğunu bilmiyorum ama gücün ne olduğunu biliyorum. 45 bin watt. Burada öyle ki kendisi az önceki eşdeğer devreye baktığınızda bunun IA akım olduğunu göreceksiniz. Kendisi IA'ya eşittir. Ve kaç amper çıkıyor? 187,5 amper. Evet, bu bize sorulan bir şey değil. Bize EA soruluyor. Bunu adım olarak bulduk. Çünkü şimdi Kirchhoff çevresinde EA'yı bulacağız. Denklemimiz yine burada. EA'nın yeni değeri eşittir
Bunun A'nın yeni değeri çarpı RA artı termiyel gelir sabit. Ben bunlara yine yeni diyeyim. Yeni değerler. Buradan hemen değerleri yerine koyalım. 187,5 amper çarpı 0,02 ohm artı 240 volt sabit terminal verimi. Buradan EA'nın yeni değeri sorulan şey 243.75 mi? Evet. 243.75 volt. Evet. Sorulan şeyi bulduk. Demek ki az önce kaç volttu? Az önce 244 volttu. 55 kilovat veriyordu. Pardon, 50 kilovat veriyordu. Şimdi EA'yı 243'e düşürmüşüz ve 45 kilovat vermeye başlamış. Demek ki EA'yı arttırdığınızda daha fazla akım veriyor ve daha fazla güç oluşuyor. C'de sorulan şey diyor ki eğer terminal gerilimi 243 volta düşmüş olsa çıkıyor. V eşittir 243 volt olmuş olsa ki 60. Sonra indüktörel elektromotor kuvveti ve indüktörel elektromotor kuvvette EA böyle bir durumda 247'ye çıkmış olsa o da çıkmış. Acaba böyle bir şartta yükün gücü ne olur? Yükün gücü nedir? Yani P load'un yeni değeri nedir? Hemen akım lazım belli. Çünkü P load bakın P load eşittir V load çarpı U load. Ben burada V load'u biliyor muyum? 243 volt biliyor musun? Terminal geliyor. Bu V'ye eşit gelmiş. 243. Fakat I akımını bilmiyorum. I load da burada yine I'ye eşittir. Serbest bir artırım olduğu için. Fakat I'yi bilmiyorum. Bilmiyorum ama bulabileceğim. P load'u zaten soruyor, onu da bilmiyorum. İki tane bilinmeyen var. P load'u en sonunda bulacağım. Demek ki I'yi önce bulmam lazım. Hemen Kirchhoff çevresini hatırlıyorum. Kirchhoff çevresinde EA eşittir IA kere RA artı V idi. 260. V'yi vermiş. 243. EA'yı da vermiş 247. IA'yı vermemiş. RA 0.02. Buradan IA kaç bulunuyor? 200 amper olarak bulunuyor. Eyvallah. Şimdi o 200'ü getirip şurada yerine yazıyorum. 200 ve yük üzerinde güç 48.6 kilovat. 48.6 kilovat olarak bulunuyor. Gördüğünüz gibi sınırlı sayıda denklemimiz var, ifadelerimiz var. Bunların doğru değerleri girerek sonuca varıyoruz. Demek ki uyarma akımının değeri doğrudan şebekeye verdiğiniz gücü etkiliyor. Buradan bunu görüyorsunuz. Çünkü fiili etkiliyor. Fiili etkileyince E etkileniyor. E etkileyince I artıyor. Terminal gerilimi değişiyor. Ve yeni bir güç ortaya çıkıyor.